Kerem, güneş gidiyor kardeşim. Ya ne kadar anlayışsız bir insansın. Ya çocuklar, Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Güneş bitti. İşte evet, çekmemeyi Tolga. Evet arkadaşlar, kameramızın arka ekiplerinden Kerem Türkeli işi gücü bıraktı. Evet. Evet. Ya, olmuyordu. Evet. Kim bozdu kafanı Kerem? Buluşmam iptal oldu şu anda. Evet. Kerem'in date'i patladı arkadaşlar. Evet. Kıza. Şimdi yürü işine dön Kerem, hadi. O zaman eşek gibi yürüyeceksin. Olur babacığım. Olur babacığımmış. Dan. Kerem, katılmak ister misiniz? Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Ya ne yapıyorsun oğlum? Hayatında seni en çok etkileyen cümle neydi? Babamın iyi ki benim kızımsın diye etkiledi. Çok güzel. Buradan babana selam göndermek ister misin? Babanı seni çok seviyorum diyebilir misin? Seni çok seviyorum baba. Harikasın. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Teyzem, hayatında seni en çok etkileyen cümle neydi? Pahalılık. Pahalılık mı? Yok, onu sormuyorum. Ekonomi sormuyorum. Cümle. Bir cümle neydi? Hayatındaki seni en çok etkileyen cümle neydi? Cumhurbaşkanı hiç sevmiyor. Ne güzel Umre'ye gidecektin. Hayır, siyasi sormuyorum. Hayatınızda sizi en çok etkileyen cümle ya da kişi kimdi diye soruyorum. Etkileyen kişi eski eşim. Eski eşim. Nasıl etkiledi hayatınızı? Nasıl etkiledi hayatınızı? Paylaşır mısın? Hayatımı mahvederek. Hayatınızın altını üstüne mi getirdin? Aynen öyle oldu. Peki şu an hayatınızda bir şey değiştirebilecek olsaydınız neyi değiştirdiniz? Neyi değiştirdim? Tekrar doğmak isterdim. Her şeyi yeni baştan isterdim öyle. Her şeyi sil baştan yeniden aynen, doğmak isterdim. Aynen. Enteresan ve güzelmiş. Beğendim. Teşekkür ederim. Merhaba. Sorum şu. Hayatınızda sizi en çok etkileyen cümle neydi? Ya da bir kişi varsa o kişi kimdi? Ben konuşmayacağım. O konuşacak. Benim hayatımda en çok etkileyen kişi herhalde annem. Neden? Annem zamanında çok şey yaşamış, özel şeyler yaşamış ve onun yaşadığı hayat tecrübelerinden dolayı bana söylediği her kelime aslında benim hayatımı yönlendiriyor. Bu yüzden hayatımı en çok etkileyen kişi annem. Annenin deneyimleriyle hayatını çiziyorsun gibi oluyor biraz. Evet, evet öyle. Güzel, sen söylemek ister misin? Ya benim de sanırım Merve ablam. Hı hı. Ya o da dediğim gibi, Nizam dediği gibi çok şey yaşadı. Hani okulu bıraktı bizim için, bizi büyütmek için. Ya annem babamın da çok desteği oldu ama onun yeri çok ayrı. Merve ablam büyük fedakarlık yapmış. Evet, onu çok seviyorum. Buradan Merve ablana selamlar gönderelim Burcu hep beraber. Burcu çok seviyorum. En çok sevdiğim Burcu abla. Aynen, bu bayağı herkese selam. Bütün aileye selam gönderiyoruz buradan. Peki hayatınızda, sırayla sorayım. Hayatınızda bir şey değiştirebilecek olsaydın neyi değiştirirdin? Ben İzmir'de yaşamayı çok isterdim. Nerede yaşıyorsun normalde? İstanbul'da yaşıyorum. Ara tatilde işte tatile geldim. Kuzenlerime. Seni yakında İzmir'e bekliyoruz o zaman. Evet, ben de kendimi bekliyorum buraya. Sen neyi değiştirmek ben istedim? Okula gitmeyi herhalde istemezdim. Okula gitmemeyi tercih ederdim. Ne yapacaktın peki gitmeyi? Gezecektin. Yani gezmeyi daha çok seviyorum. Tek yaşamayı isterdim. Harikasınız kızlar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Merhaba. Ülkemizde hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var sence? Ben sokak hayvanlarının olduğunu düşünüyorum. Kendim çok düşkünüm ve çevremdekilerin de böyle olmasını istiyorum. Ailemden de bu sevgi geliyor. Sokak hayvanlarına yeterince değer verilmiyor. Caniler bunları katlediyor ve böyle şeylerin yaşanması beni çok üzüyor. Yani hayvanlara bir kap su, bir kap mama vermek bu kadar zor değil. Birazcık sevgi vermek bu kadar zor değil. Evet, köpeklerin de kendine yaşam alanında giren kişilere saldırma durumu olabiliyor ama yani ne bileyim, neden çok iyi gidiyorsun? Çok iyi gidiyorsun. Bence çok güzel bir konuya da değindin yani gerçekten. Başka yani seni en çok rahatsız eden ne oldu yakın çevrende ya da şahit olduğun neler var bununla ilgili? Ben son zamanlarda genellikle sokaktaki böyle dilenci veya kötü tipli insanlardan çok rahatsız oluyorum. Sokakta küfür eden, bir de özellikle arabalarda, cihazlarda şarkı açan insanlarla. Ben caddede oturuyorum ve geceleri uyuyamıyorum yani. Bu yönden şikayetlerim çok. Bunları belediye ekiplerine ve emniyetine bildirmen gerekiyor. Tabii, gerektiği zaman bildiriyorum, şikayette bulunuyorum tamamdır zaten. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ederim. Sizce ülkemizde ve hayatımızda hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var? Bence insanların hayatına bir kişi koyması ve 3-4 kişiyi aynı anda idare etmemesini, yani bir erkek olarak veya bir kadın olarak
yanlış gördüğüm şeyi söylüyorum. Herkesin sevgi yaşamasını istiyorum düzgün bir şekilde. Dürüst olmasını. İnsanların birbirini aldatmamasını istiyorsunuz. Aldatmamasını istiyorum. Yani aldatılma, insan kendini aldatır ilk önce. Yani dürüst, net olursan hayat sana o kadar güzel gelir ki. Yani iyi olmak bence çok güzel bir şey. Kötü olmamak lazım. Herkes iyi olsun istiyorsun. Evet, herkes mutlu olsun diyorum. Herkes sevgi yaşasın. Herkes aşk yaşasın. Doya doya aşk yaşasın. Bir kişi de kalsın. Bir kişi de mutlu olsun. Yani en güzel şey bence. Güzel. Herkesi tek eşliliğe davet ediyoruz. Evet, bence de. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Abi. Gurum, hayatında seni en çok etkileyen cümle neydi? En çok etkileyen cümle. Abi ne olabilir? Şarkı sözü de olabilir. Ya da seni en çok etkileyen biri var mı hayatında? Var abi. Kim? Manitam. Nasıl etkiledi hayatını? Abi sürekli soğuk yapıyor ya. Nasıl soğuk yapıyor? Vallahi abi bilmiyorum, bir şey diyorum, ters algılıyor hep. Seni yormuş. Beni yoruyor abi. Peki ne söylemek istersin buradan? Bu alemde güzel yalı abi. Hayatınızı en çok etkileyen söz neydi diye bir sorum var. Ya da biri var mı hayatınızda sizi çok etkileyen? Yani eşimle evlenirken teklif ettim. Kabul edeceğini düşünmüyordum ilk başta. Evet deyince çok etkilendim mesela. Hayatınızı nasıl etkiledi bu? Çok etkiledi. Değişiklikler oldu. Hayatımda güzel süreçler yaşamaya başladım. Onsuz yaşayamayacağımı biliyordum zaten. Ancak evet diyeceğini düşünmemiştim. Evet deyince çok mutlu oldum. O anda mesela güzel bir şey oldu benim için. Çok güzel. Peki hayatınızda şu an değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda değiştirmek istediğim hiçbir şey yok. Her şey ayında zaten. Hiçbir sıkıntı duymuyorum yani. Çok iyi gidiyor her şey. Aynen. Peki ülkemizde hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var sizce? Hangi konuda? Suriyelilerin gitmesi lazım. Ülkemizde çok kalabalıklar. Bu son yani çok güzel görünmüyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda bencilik başlayacak. Ve biz ülkemizde sığınmacı haline geleceğiz. Bence bu sıkıntının giderilmesi gerekiyor. Güzel konuyu. Teşekkür ederim katıldığınız için, bu kadardı. Hayatında seni en çok etkileyen cümle neydi? Vallahi abi şimdi aklıma gelmiyor. Ya da hayatında seni en çok etkileyen kişi kimdi diye sorayım. En etkileyen kişi... İyi yönde, kötü yönde. İyi anlamda, kötü anlamda. Abi hayatta beni en etkileyen şey... Çıkarsızca birilerinin bir şey yapmaları. Yani İnsanları çıkar gözeterek arkadaş karşılık kurulması. Beklemeden iyilik yapılması. Anladım. Peki şu an hayatında bir şey değiştirebilecek olsaydın neyi değiştirmek istersin? Vallahi abi hayatımdan memnunum. İyi, güzel o zaman. Hiç bozmayalım. Yani nice hayatlar var abi. Şükrediyorum yani. Teşekkür ederiz katıldığın için.